Şeyi göstereceğim. Şimdi ayın durağı. Bakın burada. Ayını. Burada hani gördün esinlendim dedim ya. Ayının şeyi ne? Bunu klasik anlayışa göre yazmışlar. Ayın işareti alametü rükû'i. Rükû alametidir. Yani inkânel gâriyû fissalâti, eğer ki okuyan, bu Kur'an okuyan namazda ise bu anlayışa göre ve erade en yerkâ ve rükû etmeyi istiyorsa, murad ettiyse fel münasib ile ona münasip olan en yerkâ fî tilkel alameti. Bu alamette rükû etmesidir. Uygun olan, münasip olan budur. Neden? لِيَنَّهَا اِشَارَةٌ اِلَى تَمَامِ الْقِصَّةِ وَالْنَوَزَةِ. Çünkü bu işaret konunun bittiğini gösterir. Kıssanın mevzuatı bittiğini gösterir. Demek ki nerede bir ayın işareti gördünüz? Konu bitti. O bitti. Onun arkası başka bir şey. Arkadaşlar, tamam mı? Onun arkası başka bir şey. Yani ondan sonra okuyacağınız konu ondan öncesiyle uzaktan yakından alakalı değil. Necim sonuk gibi yani. Necim sonuk. Tamam, biz onu. Şimdi bu hususlarda yapılmış meal ve tefsirlerde tek hassasiyet göstermiş olan, işte siz çalışmışsınız o dönemde, Muhammed Esed'in mesajı. Muhammed Esas, Necim sonuna ayinlerden sonraki gelen şeyi büyük harfle başlatır. Ayet şeyini var ya, orada onunla başlatır. Mealinde de, İngilizcesinde de öyleydi. Yeni çeviren arkadaşlar da onu öyle götürür. Şimdi, bunu niye anlattım biliyor musunuz size? Şimdi size niye anlattığımı göstereceğim. Evet. Şimdi Bakara suresinin 67 ile 71. ayetlerinin arasında İsrail oğullarıyla yaşanan bir olayı anlatır Cenab-ı Hak. Nedir o? Hani kaba tabirle sıvır kesme olayı. Tamam mı? Sıvır kesme olayı. Kaba tabirle. Orijinal tabi onun mecazıyla gittiği şey ayrı. Onu da herhalde belki işleriz, belki işlemeyiz. Ama şeyi anlatacağım. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak kısaca İsrailoğullarına bir sığır keseceksinizdir. Lafzı gidiyorum. Onlar da o sığır şöyle mi, böyle mi, şu mu olacak, bu mu olacak, şöyle mi, böyle mi derken neticede aydınlar kavuşur ve onu yaparlar. Ve böylece ayetin sonunda neredeyse yapmayacaklardır. Beyi kâdû. Neredeyse yapmaya yazdılar. Hı. Orijinalın anlamıyla yekadu, hani yapa yazdı diye yardımcı fiil o. Neredeyse yapmaya yazdılar. Hadi yani yapayım. Böyle bir şey. Hadi şimdi yapayım. Olayın orijinali de Cenab-ı Hak orada İsrailoğullarına sığır altını temsil eder. Oradaki anlatılan sarı sığırda inceliklerine baktığınız zaman bildiğiniz altındır. Altına tapmayın demiş. Onları uyarmış. Neredeyse vazgeçmişler ama o kesim neredeyse de vazgeçmeyeceklermiş. Olay bu. Bitti. Ama olay sığırla gider. Şimdi hocam ve arkadaşlar baksınlar. Ve mâ kâdû yef'alûn. O bölümün sonundaki durak ne? Ayın. Ayın işareti. Yani bu şeyle başladı. İleriye doğru ta 100. ayete, 102. ayete kadar hep İsrailoğullarının aşama 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 şeyini anlatır. Şimdi Resulullah hani Medine'ye geldi ya, Resulullah İsrail hayata hiçbir bilgiye sahip değil. Cenab-ı Hak Resulullah'ı yetiştiriyor İsrailoğullarıyla mücadele edebilmesi için. Onlar kimdir, karakteri nedir, geçmişte neye inanırlardı, nasıl yaparlardı bu konularda bilgilendiriyor. Burada da kapitalistlerin altına tapıcılıkları burada anlatılır. Ve bu olay burada biter. Burada bitmiş mi hocam?
Ve bütün arkadaşlar bittin, herkes birbirine baksın, göstersin bunu. Ayın durağı var mı orada? Var. Var, tamam. Şimdi o bitmiş. Ama arkadaşlar, ondan sonraki ayeti okuyacaksınız meallerden şimdi. Buyurun, biriniz okuyun. 72 değil mi? Tamam, 72 oku. Hani bir kişi öldürmüştünüz de hemen ardından bu konuda birbirinizi suçlamıştınız. Oysa ki Allah örtbas ettiğiniz gerçeği açığa çıkarırdı. Devam et. Bu maksatla dedik ki, bu prensibi bu türden çözümlenmemiş cinayet olaylarından bazılarına da uygulayın. Allah aklınızı kullanabilirsiniz diye ölüyü işte böyle. O tam uydurmuş. Yorumu eklemiş ama ekseni kaçırmış. Başka bir şey okuyor kardeşim. Hayır. Başka yerde de uygulayın falan filan da öyle bir olay yok yani. O zaten Muhammed Esed'den alıntı. Hayır, şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Bak gördünüz mü? Şimdi o ayette ne diyor? Fedrigu bi bazıha. Bak. Ona bazıyla vurun. Bir kısmıyla vurun. Bir kısmıyla vurun. Bak arkadaşlar bak. Şimdi yukarıda bir iğne kesme olayı vardı zahir anlamıyla ya. Bir iğneyi kesmilerdi ya. Öyle diyelim. Hadi bir inekler değil. Onun, o Cenab-ı Hak orada bir teşavihin tevilini anlatır bize, biliyor musunuz? Şimdi orada bir bazı ha var. Bir bazı ha. Bir bazı ha. Evet. Baz, önce anlatacağım şeyi dikkat edin. Baz, Türkçedeki bazı diyoruz ya, parça demek. Ama İyi anlayın şimdi, bu demek değil şimdi. Bir ama o da demek yani. Bunu şey yapalım. Ha zamiri tekildir. Bakara'ya gidebilir. Bakın, Bakara'ya gidebilir. Bakara, dişi, bu da güvenli zamiri mi? Evet. Uyumlu mu? Oraya gidebilir mi? Aynen. Halbuki, demin öğrendik ki, ayın durağı var ya, bitti olay. Konu bitti. Olayı kapattı. Bu başka bir şey. Bunu oraya yollayamaz. Anladınız mı şimdi? Bununla orayla temas kuramazsın. Bunu. Şimdi bizim Mustafa, ben televizyonda da anlattım biliyorsun. Bu Mustafa düzeyenler hiçbir zaman hepinizin bildiği kitap düzeniyle olması gereken düzenle yapmadı. İnsan arasına bir şey var ya. Bunların arasına bir şey ayrı. Cümle başlar, biter, nerede neyi biter, hangi paragraf, hangi pasaj, hangi konu, karman çorman. Yani karman çorman, açıkça şey yapalım. Ha, şimdi burada, bakın, bir bazı ha. Baz sözcüğü, bağımsız yazayım şöyle, baz. Bazı diye şey yapalım, bazı diye hareketlenelim. Telaffuzu. Bu sözcük bildiğimiz edat, bazı diye Türkçe'de kullanılır. Cüz, kısım, cüz diyelim öyle. O anlamı var. Ama arkadaşlar, bazı sözcüğü var ya, bauza fiilinin de maslarıdır. Bauza. Tamam. Bauza, sivrisineği ısırıp da acı vermesi demektir. Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an'dan şeyde yapalım. 16-17 Bakara herhalde. Hocam bir bakıverin. Hangisi? Ben numarayı şey yapalım. Bakara 16-17. Kur'an'dan bir sağlama yapalım. Hocam orijinalden okuyacağız. Meal okumayacağız. 16-17 mi dedin? He. İnna Allahe la yestahyi en yadriba. O 26. Ha 26 mı? Bak şey gördün mü? Ha 16. Ha 26 hocam. İnna Allahe la yestahyi en yadriba. Mesela ma ba'udeten. Ha ma ba'udeten. Bak. Orada ba'uza var mı hocam? Ba'uza.
Allah, bak orada bavuzla sivrisinek demek. Tamam mı? Biz sivrisineğe, sivrisineğin acısını bile Allah örnek vermekten, size örnek vermekten utanmaz. Haya etmez. Anlayasınız diye. O kadar küçük şeyler, koskoca Allah var ya, biz sivrisineği bile size örnek verir. Bavuza. Bavuza sivrisineğin acısı demek. Sivrisineğin acı vermesi demek. Öyleyse buradaki ne? Yeni bir fasaj başladı. İsrailoğullarına diyor ki, hani siz bir adam öldürmüştünüz de o konuyla ilgili tartışmalar vardı da ondan bir sıkıntı geliyordu ya. Ne o? Hangi olay biliyor musunuz? Musa peygamberin gençliğinde öldürdüğü adam. Neden İsrailoğullarına mal ediyor? Çünkü bir milletin temsilcisinin yaptığı işlerin hepsi o topluma malidir. Öyle değil mi? Şimdi bir ordumuz var. Mesela Çanakkale Savaşı var. Mesela İstanbul'u fethettik diyoruz. İstanbul'u fethettik. Kim fethetti? Fatih fethetti. Fatih mi fethetti? Geride askerde duran bir adam. Biz ordu de fethettik diyoruz. Yani. Ha, biz fethettik diyoruz. Fethettik diyor. Tamam işte. Onun adıyla gidiyor. Evet, onun adıyla gidiyor. Yani Kurtuluş Savaşı başarılmış Mustafa Kemal'in adıyla. Öteki bilmem kim hangi paşanın adıyla. Burada o olay da Musa'nın adıyla, Musa'nın şahsından gidiyor. Orada Musa'nın çektiği sıkıntı, öldürülme tehlikesi uyarısıyla kaçması var ya, burada da ona değiniliyor. Ama ayın durağını dikkate almazsan, alttaki bir şeyi bununla irtibatlandırıverirsen ne olur? Olay kaybolur gider. İşte şimdi burada bir şeye daha dikkat ettik. Yani burada ister istemez aklıma geldi. Nedir o? Bazı sözcüğüne iki tane yanı var dedik ya. Değil mi? Hem edat dedik bazı sözcüğünü hem de bazı fiilinden mastar dedik. Buna ne diyoruz biz Arapçada? Müteşabihlik diyoruz. Hani Kur'an'da müteşabih ayet var diyor ya Allah. İşte bunlar müteşabih. Müteşabih ayetleri ayete göre kim biliyordu? Allah biliyordu. Bilimde rasih olanlar biliyordu değil mi? Bilgin insanlar bunu ayırır işte. Ayına bir bakar. Bilgin ya, yani sen bir secaventi okudun, öğrendin. Ayın durağının o konuyu kestiğini, ondan sonrasının önüyle alakası olmadığına dair bilir misin? Bilgilisin. Öyleyse bazı sözcüğünü sen parça anlamını alıp bu zamiri öne doğru gider gönderemezsin. Bitti, bitti. Sen bunun alimisin. Şimdi Arapçada sözcüklerde, kelimelerde, daha doğrusu her dilde, Arapça demeyeyim. Her dilde böyle benzeşen anlamlar vardır. Türkçemizde de vardır. Hepsinde de vardır. Şimdi Arapçada bir harfi illet diye bir olay vardır. Şimdi tecvidçi arkadaşlar bunu zaten. Burada var mı o tecvid ders alanlar? Öğrenci küçük çocuklar da hocam. Ha, küçük, ha, tamam. Şimdi Arapçada üç tane harfi illet. İllet ne demek? Hastalık. Hastalık. Alim. Hastalık. Hasta. Zayıf harf yani. Sıkıyı gördüğü zaman kaybeder kendini. Tamam. O kadar zayıf ki sıkıyı gördüğü zaman kaçar. Meydandan kaçar. Ha. Şimdi bu harfler, bakın örnek vereceğim size. Üç tane harf. Elif. Elif'i saymayacağım şimdi burada. Üçünü göstereceğim. Vav. Ye. 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 İkisini. Bir de Elif'i var. Bir de bunun hatta net de buraya girer. Şimdi vav ona ye. Bunlar kelimenin içerisinde kalıplarda bazen kendileri kaybolur. Arap dili kolaylaştırmak için bunu yok eder. Mesela şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Kur'an'a baktığımız zaman mesela gale sözcüğü vardır değil mi? Şurada şöyle yapayım. Gale. Emri bunun, emri hazırı nedir? Bul. Güzel. Bul. Bu da gale. Bu sözcüklerin aslı gale diyoruz ya. Gavele. Gavele. Bakın. Gavele.
Güzel. Güzel. Bunu ukul. Bakın. Ukul. Dille kolaylık olsun diye Arap semai olarak bunu böyle kurallaştırmış. Ukul. Ama biz gul diyoruz. Şimdi gale ne demek? Dedi. Dedi. Güzel. Herkes biliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Gale dedi. Herkes bunu böyle bilir. Peki. Gale dedi. Ben size başka söz, bir gale daha yazacağım, biliyor musun? Deminki gaveleydi ya. Bakın şimdi başka bir sözcük yazıyorum. Gayele. Öyle okusunu yaptım. Hah, bak hocam burada dedi. Bunu ilanını yaptığım zaman ne okuyacağım hocam onu? Gale yine. Gale yine. Bu da gale. Bu da gale. Hadi ayırın bakalım şimdi bunu. Altadan teşabih işte. Heh. Buyurun. Bunu çözelim. Bakın Araf, Araf 4'ü bir açalım. Araf 4. Bak Araf 4. Bak Araf 4. Orada göreceksiniz. Gale'de bak şimdi. Şöyle biraz daha şey yapayım hocam sen burada. Gale'ye ismi fail yapacağım şimdi buna. İsmi fail. Bu geçmiş zaman gibi dedi diyoruz ya. Diyeci, deyici, deyen kimse. Ona ne diyeceğim? Gail. 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 Gale gaili diye zaten yanında var. Evet. Bu da çekiyor. Peki. Buna da şey yapacağım hocam. İsmi fail yapacağım. O da gail. O da gail. Buyurun. Ayet içerisinde, şey içerisinde bunu şey yap. Buyurun. Şimdi şeye bakıyoruz. Araf 4'e. Oku hocam. Başa. Hepsini mi okuyayım? Baştan oku da ben odayı da şey yapayım. Cenab-ı Hakk'ın bir tevhidi var. Gariyetin ehlekneha ve cehabe sına ve yâden evhüm gâilû. Bak şimdi biz sizden evvel nice kentleri helak ettik. Bak niceleri helak ettik diyor. Onlar, bak iki şık. Vehum beyaten. Birisi beyt. Beyt ne demek biliyor musun? Geceleme. Bizde beyt dediğimiz ev demek anlamında da, ev, beyt sözcüğünün orijinal anlamı gecelenen yer demek. Ev demek değildir yani. Orijinal anlamıyla ev demek değildir. Gecelenen yer demektir. Genellikle de halk evinde gecelediği için ona ev diyoruz. Ama orijinal anlamı ev değil, gecelenen yer demek. Peki, ya onlar gecelerken evim ya da gailun. Bak bunun çoğulu. Gailun. Gailune. Buyurun. Şimdi bu gailune şuna göre deyiciler, söz söyleyenler tamam. Gayeleye göre de öğleyin uykuda uyuyanlar. Onlar hani gaylule derler biliyor musun? Hani öğle uykusu. Gaylule. Gaylule. Gayele. İşte bu. Müteşabihlik. Bunu kim bilecek? Haliler bilir. Bunu söz akışı içerisinde bak bir başka yerde de gayle gaylun mühim de. Onlardan birisi dedi ki, bak, gale gailu minum, onlardan diyen dedi. Burada diyen, ama burada da beyatenle beraber geldiğinden dolayı buradaki öyle uykusuna yatmış adamlar demek. Burada değişti. Türkçemizde de bu şeylerin hepsi vardır. Öyle Türkçe'de güzel deyimlerimiz var şu bu hepsinde. Ha, hepsinde. Mesela hoyratlarımızı bir düşünün değil mi? Onların hepsinde bu tip müteşabihlik vardır. Mesela bu cinas işlerini falan ha, zaten... Tamam işte hep bunlardan kaynaklanıyor ama... Hocam bütün hepsi
bunda işte müteşabihi ehli bilir. Her zaman için. Bak şimdi bir de şu var. Müteşabihi ayetleri Kur'an'da der ki Cenab-ı Hak kötü niyetli olanlar, düşmanlar kötü de kullanır. Evet. Bak buradaki mesele bu. Kötü de kullanır. Müteşabihliğinden şey yaparak işte az demin size şey bazı sözünü gösterdim ya. İslam düşmanları ne oldu? Kesilmiş sığırın etiyle onu alacaksın, götüreceksin, ölmüşsün. Bayli meşhur bir adama onu bir vuracaksın etini, budunu neyse, kalkacak, ey ahali beni falan öldürdü diyecek. Bu inancı yaydılar. Oradaki adamlar ne demiş? Bunu yaygınlaştırın demiş değil mi? Şimdi, bütün cinayetlere tamam. Bu prensip olayın demiş. Bunu yaygınlaştırın, hayatta uygun siz. İsrailoğullarına şey, onu yaygınlaştır. Ya olur mu ya arkadaşlar? Şimdi, bakın kötüde kullanılması nasıl itham getirir? Bak size bir örnek vereyim. Mesela ben bunu televizyonda verdiğim bir şeyle ifade ettiydim, hatırlatayım size. Mesela dedim, hani örnek şey olarak, oradakine göre değil de burada vereceğim size örneği. Mesela ben buradan Afyon'dan Kayseri'ye gidiyorum. Kayseri'ye giderken Ereğli'de hükümet konağına uğradım. Şimdi ne anladınız bundan? Buradan Kayseri'ye giderken, Afyon'dan Kayseri'ye giderken Ereğli'de hükümet konağına uğradım. Hükümet konağını ziyaret ettim. Hükümet konağını, Ereğli'de diyorum bak. Ereğli'de. Konya'da öylesin. Burada ne anlarsın? Konya Ereğli. Konya'da öylesin. Değil mi? Ha, şimdi, bu müteşabih bir şey. Neden müteşabihtir biliyor musunuz? Zonguldak'ta da var Ereğli. Zonguldak Ereğli var. Marmara'da öyle. Marmara Ereğli var. Ya coğrafya bilmeyen adam, bunu doğru anlayamaz. Zonguldak Ereğli'yi bilir. Adam der ki, hoca şey giderken Zonguldak'a uğramıştır. Böyle anlar. Birisi de der ki, Marmara Ereğli'ye uğramıştır. Yanlış anlayabilir. Coğrafya bilgisi olan adam, ya Afyon Kayseri yolu üzerinde neresi var? Ereğli olarak? Konya. Konya Ereğli var. Bu adam oraya uğramıştır. Uğradım diyor çünkü. Ha, şimdi ama bir şey var. Ereğli'nin üç tane anlamı var ya, üç tane yeri var ya. Evet. Art niyetli bir adam, ya bu Hakkı Yılmaz var ya. Kafayı yemiş. Kafayı yemiş, çok yalan şey ya. Ya adam ta buradan Kayseri'ye giderken Zonguldak Ereğli'ye uğrar mı arkadaş? İmkanı yok ya. 60 ya. Sallamış. Gözlerini düşürmek, ha sallamıştı mı? Der mi? Der. Müteşabih kötü de kullandı mı? Evet. Bütün Kur'an ayetlerinde bu var. Aynı bazılarında da böyle, ötekinde de böyle. Ama bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Şimdi bir de yine Arapçada arkadaşlarım, hocalarım bilirler. Bazı kalıplar vardır. Mesela ismi alet kalıbının la ismi mekan kalıbının çoğulları aynıdır. Mesela ne diyelim? Miftah sözcüğünü alalım, anahtar. Mesabih. Çoğulu nasıl gelir? Mesabih. Mesabih de gelir mi? Misbahın çoğu mesabih gelir. Tamam sen oradan geldin. Mesbahın çoğu nasıl gelir? O da mesabih. O da mesabih gelir. O da mesabih. Şimdi Me'ariç suresi vardır. Miracın çoğulu da Me'ariç gelir. Me'aracın çoğulu da? Me'ariç. Yine Me'ariç gelir. Peki, ayetlerde bunu şey yaparken hangisini alacağız? Anlamına bakacağız. Miat sözcüğü de aynı. Anlatamıyor muyum? Miat hem sözleşme durumu bunlara benzer. Mevzi sözcüğü, mevazi sözcüğü yani bunlar çoğaltabiliriz. Yani çoğunda da birleşme var. Ayrıca sesli sözcükler var. Vucu bunlar. Ha, bunlar vucu, bunların içerisinde bunlar hep dikkat ediyor. Bunlar söz akışı içinden. Hani melek de öyle hani bahsettim. Ülük, melek şeyler. Söz akışı içerisinde hangi anlam olduğunu bulur gideriz. Yani Kur'an'ın anlama doğrultusunda bir de kelime yapısı, metin, bir de anlam bilgisi, tutarlı ifade,
ayette bir bakıyorsun ki tutarlık şey değil. Yok, buradaki sözcüklerin birinde çevirde bir hata var. Onu arayan bulalım. Hocam vurgu bile değiştirebiliyor. Vurgu ve noktalama da değiştirebiliyor. Şimdi bu noktalama zaten hep şeyde var ya. Şimdi bunu şimdi noktalama işte demin hocam şimdi yine şey yaptı. Ali İmran 7'de size bir noktalama işareti. Mim bir şey. Tabii orada mim var. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Müteşabihin tevilini Allah bilir. Ha. Şimdi bir şey daha anlatayım. Tevil ne demek? Yorum derler. Değil. Tevil ilkleme demek. Tevil evvel sözünden gelir. Evvel var ya. Tevilin şeyi onun, onun masada evvele yüvebilir tevil diye gelir. Tefil babından gelir. Akla gelen ilk bunun anlam. Şeyi, üç tane madde vardır şurada. Bunu arka arkaya koysun. Şuna birinci, ikinci, üçüncü. Onu bire çekmek tevildir. Burada da iki anlam bulduk ya, üç anlam bulduk ya. Birinci anlamı tercih etme tevil deriz. Birinci bu, ikinci bu, üçüncü böyle sıralama tedbir. Arka arkaya dizmeye de tedbir, tedebbür deriz. O değil. Bunlara da çok iyi dikkat edeceğiz. Yani tevil iyi yapacağız bu müteşabih ayetlerde. İşte Kur'an'da, Kur'an'ın şeylerini, Kur'an'ın bize gösterdiği metotla okuyacağız ve metotla inceleyeceğiz. Mesela Kur'an'ı tertil diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? İlk daha vahiy, ikinci vahiy, üçüncü vahiy, Müzzemmil suresinde verettiği Kur'an'a tertil. Tertil, bizde işte yok tecvidli oku, yok bilmem yok. Yok. Tertil, Arap anlamını dilinde... Anlamını bozmayacak şekilde. İş, onunla da alakası yok. Tertil, birbirine karıştırmama demektir. İnci gibi aralık dişler var ya, Araplar şu dişlerin birbirine temas ettiğin dişler var ya ağızdaki, dişlerin birbirine temas etmemesine tertil derler. Yol boyundaki ağaçların 1, 2, 3 birbirine değmeden sıralanmış olmasına tertil derler. Yani Kur'an'daki ifadeler, Kur'an'daki cümleler, pasajlar, necimler birbirine karıştırılmasın demek. Cenab-ı Hakk'ın kendisi de o hani yanlış anlayışı da burada nakşedelim. Furkan 33'te verettellahu tertila. Kur'an'ı anlatırken hani orada 32-33'te Furkan'da kafirler diyorlar ki bu Kur'an niye büsbütün bir defa da eline kitap haline gelmedi. Onun şey yaparken, onun gerekçelerini anlatırken verettellahu tertiladır. Biz onu hiç birbirine karıştırmadan ayrı ayrı, ayrı ayrı, ayrı ayrı, 23 senedeki gelişini de burada ifade eder, çıkarışına da birbirine karıştırmadan, dokundurmadan indirdik. Onu öyle dizdik. Peygamberimize sen de öyle sunacaksın diyor. Tamam. Şimdi onu hani tecvidle okuyacaksın, makamla okuyacaksın anlamına verenlere bir şeyimiz olsun değil mi? Yani Allah nasıl tecvidle okuyor? Musiki gibi değil. Yani. He, o iyice karıştırıyor. Musiki iyice karıştırır. Allah tecvidle oku ederken? Ha, şimdi verettellahu tertile diyor. Tertili tecvidle okuma anlamında alırsak. Hı-hı. Cenab-ı Hak oku şeyde sen orada 32 oku şeyden. Furkan? 32-33 oku. Onu beraberinde oku onunla birlikte. Aslında canlarından uzaklaşılıyor. 25. sınıf. Şeye doğru gidiyor. Ben hiç